Arkadaşlar merhabalar, ben Doktor Mert Ersan. Ankara Üniversitesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi'de araştırma görevlisi olarak çalışmaktayım. Plastik cerrahiye dair sorduğunuz soruları Mert abiye sordum. Şimdi tek tek onları cevaplayacağız. Eğer kalanını görmek istiyorsanız kanala bakabilirsiniz. Gerek Gökçe'nin, gerek de sizlerin sorduğu soruları cevaplamaya çalışacağım. Umarım keyifli bir sohbet olur. Abi senin plastik cerrahi isteme sebebin ne? Neden plastik cerrahi oldun? Güzel soru. Ya bu tavsiyelerin böyle daha çok içten geldiğine inanıyorum. Lisenin ortalarından itibaren kendimi bir plastik cerrahi olarak hayal etmiştim. Dediğim gibi hem içten geldiğine inanıyorum hem de kendime özel sebeplerim de var. Bunların biri de babam. Babam da benim cerrah. Plastik cerrah değil ama kadın doğum uzmanı. Çocukluğum da babamın yanında geçtiği için onun muayenehanesinde çok fazla vakit geçirdim. Hani o ortama da aşinaymıştı. Ben orada ders çalışıyorum. Yanda doğum oluyor. Orada işte kadınlar bağırıyor falan. Hani babam da çok beni ameliyata falan da sokardı. Küçüklükten beri hep ameliyathanedeyim. O cerrahi ortama da aşinayım ve dediğim gibi hani babamdan muhtemelen bir cerrahi sevgim var. Güzeldi yani. Mesela babamı hatırlıyorum. Mesela gece 3'te 4'te sezaryene falan giderdi. Babam da biraz pasaklıdır. Bir gelirdi böyle üstü başı kan içinde. İşte çıkarırdı atardı. Derdim böyle of ya ne karizmatik bir iş. Hani cerrahi yapılır. Ama plastik cerrahi olma sebebim de babam. Hani niye kadın doğum seçmedim? Bunun sebebi de babamdır. Çünkü özel hayatımız yok denecek kadar azdı yani. Ailemizle beraber çok fazla vakit geçirmiyorduk. Bir çocukluk travmam var. Onu anlatayım. Ve en fazla etkileyen odur. Hani neden kadın doğumcu olmayacağım? Odur onun sebebi. Ailecek böyle bir hafta bizim yaz tatilimiz vardı. Ailecek işte yazın tatile giderdik. Ve bütün sene boyunca da onun hayalini kurardık. Şöyle tatile gideceğiz, böyle tatile gideceğiz falan. Benden 5 yaş küçük bir kardeşim var. İşte oraya gideceğiz, top oynayacağız, buraya gideceğiz, PlayStation oynayacağız, şöyle yüzeceğiz, böyle yüzeceğiz falan. Biz gerçekten o tatile o kadar odaklanmıştık ki böyle 2 ay öncesinden falan sadece o tatilin planını yapıyoruz. Şöyle olacak, böyle olacak falan. Hatta çok net hatırlıyorum. İzmir'den Antalya'ya gideceğiz. Bir yolda kaç saat sürüyor? 6 saat falan sürer ama biz oraya gittiğimizde saat 11 falandı. Yani demek ki 6 biz sabah 5'te falan çıkmışız. Öyle bir şekilde hani tatile gidiyoruz falan. Yol boyunca da sadece tatili ne yapacağımız, ne edeceğimiz falan konuşuyoruz. Şimdi odamız hazır değil. 2'de gireceğiz. 11'de oradayız biz. Dediler ki hani odanız daha hazır değil. Biz size haber vereceğiz. İşte çıkardık üstümüz başımızı hemen havuza atladık falan. Ondan sonra dediler odanız hazır. Çıktık biz. 2 gibi odamıza girdik. Hiç unutmuyorum böyle çok güzel bir odaydı. Böyle bir aile odası dubleks böyle. Alt katta annemle babam var. Üst katta biz varız. Böyle gerçekten böyle dream tatil yani. Süper her şey o kadar güzel ki böyle. Otel de çok güzel bir oteldi. Dedim ki Allah'ım hani gerçekten 2 bekledik falan ama şimdi tatil başlıyor falan. Tam üstümüz başımızı tekrar değiştirdik. Tekrar işte yemeğe gideceğiz. Telefon çaldı. Babamın acil sezaryeni var. Allah'ım yarabbim. Babam dedi ki ben döneceğim. Yapacak bir şey yok. Annem dedi ki hani sen döneceksen biz de döneceğiz. Biz zaten kardeşimle hani orada İkimiz baş başa tatil yapabilecek erişkinlikte ve olgunlukta değiliz. Biz apar topar Sena 2 aydır hayalini kurduğumuz otele sadece 3 saat geçirebildik. Tekrar geri döndük orada. Dedim ki ben hani asla ve asla böyle acili olan bir branş seçmeyeceğim. Hoş plastik cerrahi de tabii ki acil var ama bir kadın doğum gibi, bir beyin cerrahisi gibi, ondan sonra bir kalp damar cerrahisi gibi acili olan bir branş değil. Bakma bizim de acillerimiz var. El kesileri olabiliyor, maksilofasyal travmaları, bazı maksilofasyal travmaları olabiliyor ama kadın doğumun hayatı acil. Yani sürekli gece 3'te telefon çalacak gideceksin, 4'te olacak gideceksin. Bir de hani unexpected yani beklenmeyen olaylar da gerçekleşebiliyor kadın doğumda. Hadi apar topar işini gücünü bırak oraya git falan. Hastanı çok fazla bırakamıyorsun. Plastik cerrahi huyu çok hoşuma gitmişti ya. Benim hayalimde hep o vardı işte. Özel sektörde çalışıyorum. Muayenehanem var. Kendi hayatımı çok güzel organize edebilirdim yani. İşte pazartesi günü ameliyatımı yapacağım. Salı günü ameliyatımı yapıyorum. Çarşamba günü kontrollerimi yapıyorum. Perşembe günü sevdiklerimi ayırıyorum. Cuma günü ameliyatımı yaptıktan sonra Çeşme'ye gidiyorum. İstanbul'a gidiyorum. Cumartesi pazar ailemle vakit geçiriyorum. Pazartesi tekrar işe başlıyorum falan. Hani o aileyle beraber vakit geçirememe travması bende çok ciddi bir etki bırakmıştır ve acili olmayan cerrahi güzel bir branş plastik cerrahidir ki gerçekten dediğim gibi plastik cerrahi yıllardır ilgi duyarım. Aynı zamanda çok böyle megalomanlık gibi olmasın ama gerçekten işin içinde sanatın olduğunu düşündüğüm de nadir branşlardan. Dolayısıyla bakma plastik cerrahide hani çok ciddi bir anatomik bilgi gerektiriyor. Çok ciddi bir sadece sanata heykel yapar gibi tabii ki değil ama çok ciddi bir tıbbi bilginin yanında birazcık da sanat kısmının olması acayip ilgimi çekiyor. Hayatımda verdiğim en güzel karar diyebilirim. İyi ki plastik cerrahi olmuşum. Teşekkür ederiz abi. O kadar güzel anlattın ki özendirdin gerçekten. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Merhabalar. Merhabalar. Çıkışındasınız artık videonun outrosundasınız. Kanalının diğer videolarına da bakabilirsiniz. Mert abiye bir sürü soru sordum. Hepsi sizin sorduğunuz böyle çok ilginç konulardı. İlginizi çekeceğine eminim. Hatta şu an videoda böyle buralarda çıkıyordur da. Tıklayın, gidin. Ama gitmeden önce ne? Abone olun.